Merhaba Bu Ticelli'nin Venüs'ün Doğuşu isimli eserine bakıyoruz. Gördüğümüz eser, Batı sanat tarihindeki en ikonik, en çok bilinen tablolardan biri. Venüs harikulade bir güzellikte. Muhteşem! Başka nasıl olabilir ki zaten? Bu resim, Rönesans dönemine ait. Hristiyanlıkla ilgili resimlerden oldukça farklı. Venüs tamamıyla çıplak bir şekilde ayakta duruyor. Çünkü Rönesans dönemi eserlerinde bu resme gelene kadar nü görebileceğiniz tek yer Havan'ın resimleriydi. Burada ise Hava yok. Botticelli'nin resmettiği kişi antik dönem aşk tanrıçası Venüs. Sanatçı bu resmi yaparken eski bir Roma heykelini model olarak kullanmış. Botticelli'nin ilham aldığı Venüs heykeli antik Yunan döneminden kalan bir Venüs heykelinin kopyasıymış. Medici koleksiyonuna ait olan Yunan döneminde yapılmış bu heykel mütevazı Venüs olarak bilinirdi. Bakmakta olduğumuz resmin Medici ailesi için yapılmış olduğu düşünülüyor. Lorenzo di Medici'nin bir kuzeni için yapılmış olabilir. Venüs tam ortada duruyor. Denizden doğmuş ve batıdan esen ılık rüzgarı temsilen rüzgar tanrısı Zephyrus onu kıyıya sürüklemiş. Rüzgarın da insan şeklinde tasvir edildiği bu resimde sol tarafta Zephyrus'u görüyoruz. Venüs bir deniz kabuğunun üzerinde duruyor. Bu resimde gerçek hayatta görmemizin mümkün olmadığı pek çok şey var. Venüs sahile çıktığında sağ taraftaki hizmetçi çıplak vücudunu örtmek için elinde pelerinle bekliyor. Henüz üstünü örtmeden gördüğümüz için şanslıyız. Zira vücudu çok güzel, çok çekici. Gerçek hayatta burada gördüğümüz bu duruşun olması imkansız. Tam olarak kontraposta değil. Vücudun bu olağan dışı kıvrımlı duruşu için gerçekten çok esnek bir iskelet yapısına sahip olması lazım. Hatta onu kıyıya sürükleyen rüzgara, zephyrusa ve yanındaki kadın figürüne de bir bakın. Onların birbirlerine sarılma şekli de gerçeğe uygun değil. Buradaki her bir figür sanki havada süzülüyor. Rönesans dönemi resimlerine baktığımızda genelde naturalizmin temel unsurlarından olan doğalcılığın hakim olduğunu görürüz. Ağırlığı olan, anlamlı vücut şekillerine sahip, gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz figürler görmeyi bekleriz. Rönesans dönemi resmi dediğimizde aklımıza gelen budur. Ancak Botticelli'nin incelediğimiz resmindeki durum kesinlikle bu değil. Bazı sanat tarihçileri Botticelli'nin bu resmi yaparken antik Yunan döneminden kalmış bir resimden yararlandığını öne sürdüler. Ancak Botticelli'nin geleneksel Yunan sanatına ilişkin elinde olabilecek yegane örnek vazoların üzerindeki figürlerdi. Vazoların üzerindeki figürlerin genelde zeminden bağımsız olduğunu görürüz. Burada gördüğümüz resimse Botticelli'nin karakteristik özelliklerini taşıyor. Bütün figürler öne çıkartılmış ve aynı düzlemde yer alıyor. Figürler biraz izole edilmiş gibi. Üç gruba ayrılmışlar. Bir vazonun üzerinde aynı hat üzerine yapılmış resimler gibi düşünebilirsiniz. Resim oldukça çizgisel. Figürlerin şekli ve çizgisel olarak yerleştirilmeleri sebebiyle boyut duygusu yatsınıyor. Evet, Arkaya doğru derinliği görebiliyorsunuz. Ancak bu bir masaccio eseri değil. Yani sağlam perspektife olan bir resim değil. Sanatçı bu resimdeki derinlik duygusunu hafifletmeye çalışmış. Figürler ve güzelliğin ön plana çıkartılması üzerinde durmuş. Yani en azından biz böyle düşünüyoruz. Sanatçının gerçekten ne yapmayı hedeflediğini kesin olarak bilmemiz imkansız tabii ki. Baktığımız güzelliğe ilişkin bir eser. Neoplatonik bir bakış açısıyla güzelliği fiziken gördüğümüz, etki uyandırıcı, erotik bir güzellik ve bu da izleyiciyi ilahi güzellik kavramına yönlendiriyor. İki çeşit güzellik var. Fiziki güzellikten çıkarak ilahi güzelliğe ulaşabiliriz. Mitolojideki güzelliği yaratmış Botticelli. Gördüğümüz güzellik Venüs'ün öyküsel güzelliği. Venüs'ün kendi zarafetinin bir sonucu. Ancak ressam aynı zamanda desenlerin kullanımına, dekoratif kalitenin yüksek olmasına da çok önem vermiş. Dekoratif olarak yüksek kalitede olması demek, üstün kaliteli görselliğin amaçlanması demektir. Bunu Venüs'ün saçlarına ve sağdaki ağaca eklediği altın renginden de anlayabiliyoruz. Resmin karşı koyamayacağınız, arzu uyandıran bir havası olduğunu düşünüyorum. Venüs ile Zephyrus arasında pembe çiçekler uçuşuyor. Dalgaları oluşturan güzel çizgiler, saçların kıvrımları, havada dalgalanan kumaşlar. Burada bizim de dahil olmak isteyeceğimiz güzel bir dünya var. Hoşçakalın.